Selam. Ne oldu, işlerini ayarladın mı? Güzel. O zaman sabah havaalanından Bekir seni alıyor, doğru fabrikaya getiriyor. Tamam Yaman. Hadi sabah görüşürüz. Eyvallah. Ay Yaman mı geliyor? Evet. Eda dün gitti. Hadi. Aslında dönmeyecekti ama gidip işlerini ayarlamak istedi. Burada yatırım yapmaya kesin kararlı. İlginç teklifleri var. Birlikte iş mi yapacaksınız? Bakalım, konuşuyoruz. Sağlam bir çocuğa benziyor. Babası çok sağlamdı da... Çok büyük bir sermayeyle benimle turizm işine girmek istiyor. Ben çıkıyorum. Bizim ahiretlikte dua var. Belki gece orada kalırım. Ne duası böyle birdenbire anne? Hiç bahsetmedin. Halasının kırkı oğlum. Bahsetmedin mi? Fatma, Memo'yu çağırıver, beni bıraksın. Kapıdalar Sümbül abla, bekliyorlar. Bu evde öyle her şeyi merak etmeyeceksin Bahar. Anne. Nereye gidiyorsun? Ahiretliğe dedik ya oğlum. Bu gece gezmesinin Seyhan'la bir ilgisi yoktur inşallah. Aman bana ne Seyhan'dan? Başında sen varsın. Karışmak bana mı düşer? Nereye giderse gitsin. İsterse Çin'e yerleşsin. Koca adamlarsınız. Bak anne. Üniversiteden sonra herkes öyle bir havalanır. Nasıl olsa askere gidecek. Kafanı takma, tamam mı? Üzerine gidersek daha ters teper. Bırak gitsin. Daha İstanbul'da sepetleyecek kızı, görürsün. Ben kardeşimi tanırım. Tabii canım, sen bana bakma. Anne yüreği işte. Hadi sen gir, hadi. Bekir, sabah Seyhan'ı alana götürünce bekle. Yaman Bey gelecek. Onu alandan alıp fabrikaya getireceksin. Ben Memo ile giderim. Tamam ağam. Memo Zeynep Hanım'ı okula bırakıp seni götürür. Bana bakın. Gözünüzü dört açın ha. Bırakın ablacığım, biz toplarız. Tamam ya. Ben toplarım. Otur. Zaten kahve yapacağım. Ne oluyor buna? Birdenbire pek amaratlaştı. Bana gösteriş yapıyor. E normal. Sabah akşam söyleniyorsun. O iğrenç kahveyi yine mi içeceğiz? Merhaba abi. Sen yatmadın mı? Yatmadım. Seni bekledim. Evet. Çıkıyoruz Sümbül Hanım. Tamam. Annemle konuştun mu? Konuştum. Ne dedi? Pek bir tepki vermedi. Bu hayra alamet değil. Bence de. Ahiretine duaya gittim. Geceyi orada geçirecekmiş. Benimle vedalaşmamak için gitmiştir. Hadi yürü. Geç. Al. Al al. Goodbye Nancy. Güle güle harca. Hadi selametle. Hayri, doğru Ankara'ya. Biletine iyi hazır. Oradan kalırsınız. Yolda sana dediklerimi kıza iyice bir anlatırsın. Sözlüğünü aldın mı lan? Aldım Bekir abi. Gerçi ihtiyaç yok ama. Göreceğiz. Bastır Süleyman.
Karının uçak Londra'ya inmeden önce alandan ayrılmak yok, tamam mı? Tamam. Hadi. Ahiretliye misin Bülent'le? Evet. Kadıncağızı da uykusuz bıraktık bu saate kadar. Hadi. Benim sana burada ihtiyacım var Seyhan. İşler pek iyi gitmiyor. Bu dönemde olduğun yerde büyümeden kalmak batmak demek. Bunu en iyi sen bilirsin. Bunun eğitimini alıyorsun. Sistem artık orta ölçekli işleri tükürüyor. Bir tek çok büyüklerin yaşama şansı var. Bu da dışa açılmayı, büyük düşünmeyi gerektiriyor. Burada böyle kendi yağımızla kavrulup bazı geri modelleri yaşatmaya çalışarak vakit kaybedersek... İki seneye kalmaz batarız. Babamın da en büyük isteği buydu. Hatırlıyor musun? Büyük kurtların arasında tutunamayan beceriksizler küçük çöplüklerinde kendilerini ağ diye satıp herkesin iliğini kurutur derdi. Burada kalırsak olup olacağımız da bu. Seymen Ağa, Seyhan Ağa. Ben biraz da bundan kaçıyorum abi. Ben de kaçarsam ne olacak? Her şeyi satıp Bahar'ı alıp New York'a yerleşsem ne olur hiç düşündün mü? Hazır parayı yerken dedelerimizin, babamızın, benim... Bu kadar emeğimizi çiğ çiğ yiyor gibi olmayacak mısın? Kavak bile bir işe yarar, gölge verir. Senin hikayen ne olacak şu hayatta? Bizim görevimiz, bize kalanların değerini bilip... Bu çağı taşımak değil mi? Alın teriyle kazanılmış parayla bankadan çekip yediğin para bir olur mu? Şimdi bunun değerini bilmiyorsun. Ama bir gün çekip yiyecek paran bittiğinde için sızlamaya başlar. Sana iyi yolculuklar. Şansın açık olsun.